Evet, çözümümüzü kalem aracıyla yaptık. Daha sonra ayarlamaları yapabiliriz. Mesela renklendirmek istiyorsanız şuradan seçim aracını seçelim. Zaten o seçili. Mesela ben şu kısımları farklı bir renk istiyorum. Seçtim. Şimdi burada A'nın değerleri şu 1. Bakın seçtim. İkinciyi seçtiğimde ikisini birleştiriyor. Üçüncüyü de seçtim. Bunları farklı renk görmek istiyorum. Diyelim şu koyu mavi seçelim. En sonunda bunların toplamı 15'i veriyor. 15 de cevap olduğu için kırmızı renk seçmek istiyorum. Seçtim. Tabii hiçbir renk seçmek zorunda da değilsiniz. Şimdi bundan çıktı alacağım. Skedio vektörel tabanlı bir program olduğu için hiçbir görüntü kaybı yaşamazsınız. Eğer vektörel bir çıktı alırsanız. Şimdi şu üst taraftaki şeyler ne diyeceksiniz? Bunlar arkadaşlar diğer katmanda yani sürekli kullanabileceğim materyalleri mesela bunları ben böyle sadeleştirmelerde falan kullanıyorum. İleride materyal arttıkça da bunları burada saklayabilirim. Onları ben şurada katman bölümü var. Bakın başka bir katmanda saklıyorum. Layer 8 yazanda şu an Layer 9'a yazıyorum ben. Bunlar Layer 8'de. Çıktı alırken şu göze tıklayıp bunları kapatıyorum. Bakın onlar gitti. Yani işe yazar bir çizim elde ederseniz bu aşağıdaki katmana atarsanız sonraki çözümlerinizde, çizimlerinizde de onları kullanabilirsiniz. Ben şu an gizledim çıktı almak için. Şimdi şuradaki paylaş butonuna tıklıyorum. SVG formatını seçiyorum. Hiçbir görüntü kaybı yaşamamak için transparent background diyorum. Arka planın şeffaf olması için ve kendime mailime bunu gönderiyorum. Çünkü WhatsApp'la falan gönderirseniz vektör olarak gönderemiyor. Mailime. Şimdi masa üstümüze attık mail ile. Demin ki kaydetmiş olduğumuz vektörel formatta, SVG formatında. Buradan direkt InDesign'ı atamıyoruz. InDesign'ı normalde çözüm katmanına ben bunu atacağım. Yani sorunun çözümü için. İsterseniz ne olduğunu göstereyim. Dosya bu. Bunu aldım. InDesign için atarsam bakın böyle bir şey oluyor. İlk önce bunu Illustrator'un içine alacağız. Illustrator burada açık. Benim daha önceden kullandığım bir sürü vektörel, yani hem Alias'ı hem de vektörel formatta. Buraya alıyorum ben. Ctrl Shift ve P pırasanın P'si ile aldım. Evet, Illustrator'ın içinde deminki yazmış olduğum çözümü renkli bir şekilde aldım. Bunu seçiyorum, kopyalıyorum. Şimdi InDesign'ı yapıştırabilirim çözüm katmanına. Yapıştırdım. Biraz küçülteyim. Evet, gördüğünüz gibi bakın arka planı şeffaf. Görünüm kalite kaybı hiç olmuyor çünkü vektörel. Bu şekilde Skedio programı ile el ile yaptığınız çözümleri Android bir kalemli tablet veya Android bir kalemli telefonla ben mesela Note 8'de yaptım. InDesign'ın hazırlamış olduğunuz dokümanın çözüm katmanında kullanmak için ki bu katmanı kapatıyoruz. Gidiyor. Baskı aldığımızda böyle alırız. Açıyoruz. Tekrar geliyor. Çözümlü olarak da baskı alabiliriz. Veya çözüm katmanını istediğimiz zaman açabiliriz. Bu şekilde bu vektörel taban programı efektif bir şekilde kullanmak mümkün. Kullandığım program bu arkadaşlar. Android cihazımda kullandığım program Skedio. Uygulama içindeki tüm özelliklerin açılması için bir ücreti var. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama gerçekten ücretini hak eden başarılı bir program tavsiye ederim.